Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki online denemenin soru çözüm videosuna hoş geldiniz. Şu an sosyal bilimler testinin coğrafya sorularını çözeceğiz. Bu test grubu 6 ile 10. sorular arasını kapsıyor. İlk sorumuza bakacak olursak ne dememiz lazım? Size verilen ilk soruda şöyle bir olay var. Bu genelde ÖSYM'nin sormayı sevdiği bir soru tarzı ve giriş konu temel konuların başında yer alıyor. Ama gerçekten kolay bir kavram. Aşağıda coğrafya alt dallarının hangisinin tanımı yukarıda yoktur diye soruyor bana. Bakalım yerleşmelerin gelişimini, tiplerini, dağılışı, yerleşimi etkileyen faktörler. Zaten yerleşme kavramını gördüğüm zaman hangi coğrafya grubuna girer? Yerleşme coğrafyasına girer. Bölgelerin jeopolitik konumlarını ve konumlarının dış siyasetteki etkilerini inceler. Niye dikkat ediyor diye soracak olsanız jeopolitik kavram özellikle ülkeler kavramı içinde siyasi coğrafya içine yer alır. Çünkü siyasi olarak üstünlük veyahut dezavantaj sağlayan temel olgudur. İnsanların tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik, turizm, ticaret, sanayi, hizmetler gibi ekonomik faaliyetlerle bu faaliyetlerin coğrafi olaylarla etkileşim inceler. Tamamına baktığım zaman burada bir para kazanma olayı vardır. İşte biz bu para kazanma olayına ne adını veririz? Ekonomik coğrafya adını veririz. Geçmişin coğrafya özelliklerinin coğrafya biliminin yöntemi ilkeler inceler. Geçmiş ne olur zaten bizim için? Tarih olur. O yüzden 6. sorumuzun cevabı bizim için Adana olur diye söyleyebiliriz. Diğer soru kavramına geçecek olursak bana yağış kavramı sormuş. Ve yağışa baktığım zaman X bölgesine gidip bir şey istiyor benden. X bölgesi neresi diye soracak olursanız X bölgesi benim için Orta Karadeniz bölgesidir. Ve Orta Karadeniz hangi illerini kapsar diye soracak olursanız Orta Karadeniz'in Samsun bölgesini kapsar. Ben buna baktığım zaman özellikle Samsun yıllık yağış miktarı ne kadar diye soracak olursanız ortalama olarak 750 mm yağış alır. Diyor ki aşağıda işaretlenmiş olan noktaların hangisinde daha fazla yağış almaktadır. Samsun bölgesinden göre. Ben Türkiye'de yağış alan bölgelere baktığım zaman Türkiye'de en çok yağış alan bölge 1 numarayla Rize ve Artvin arası kalan yerlerdir. Özellikle yılda yaklaşık 2000 mm yağmur alır. Türkiye'de en çok yağış alan diğer yer neresi diye soracak olsanız diğer bölgemize Zonguldak'tır. Yaklaşık 1800 mm civarı yağış alır. En çok yağış alan diğer bölgem neresi diye soracak olursanız en çok yağış alan diğer bölge Muğla'dır. Yaklaşık 1200 mm yağış alır. En çok yağış alan 4. bölgem neresi diye soracak olsanız en çok yağış alan 4. bölgem Antalya'dır. Yaklaşık olarak 1000 mm yağmur alır. En çok yağış alan 5. bölgem neresi diye soracak olsanız en çok yağış alan 5. bölgem Hatay'dır. En çok yağış alan 6. bölgem neresi diye soracak olursanız en çok yağış alan 6. bölgem Hakkari'dir. Peki. Ben Rize, Zonguldak, Muğla, Antalya, Hatay ve Hakkari'ye bakacak olursam hangisi Samsun'dan daha fazla yağış alır diye soracak olursanız zaten tek bölge işaretlenmiştir. Kaç numara? 3. O yüzden Antalya bölgesi ve Antalya ili Samsun'dan daha fazla yağış alır diye söyleyebiliriz. Diğer soruma geçecek olursak Ege bölgesinin dağlar kıyıya dik olarak uzanır. Şimdi dağlar kıyıya dik uzanır kelimesi şu. Ben Ege diye bir yer var. Şöyle çok fazla Ege'ye karası çöktüğü için çok fazla girinti çıkıntı var. Ve dağlar daha çok nasıl uzanmıştır? Şu şekilde uzanmıştır. Menteş dağlar ise tam tersi yönde uzanmıştır. Bu dağlar hangi dağlar var mesela? Temel dağlar, Kaz, Madra, Yunt, Aydın, Boz dağlar gibi dağlar var. Temel dağlar. Şimdi bu cümlenin sonuna aşağıdakinin hangisi getirilmesi yanlış olur. Diyor ki denizden gelen nemli havanın İç kesimine sokulabilir diyor. Şimdi biz baktığımız zaman şu kısmı daha çok Ege Denizi vardır. Ve dağlar dik uzandığı için nemli hava rahatlıkla ne yapabilir? İçine sokulabilir. Çünkü öyle bir dağlık alan olmadığı için rahatlıkla gidebiliyor. O yüzden Adana doğru cevap olur. Limanların hinderlantı kavramı var. Liman kavramı şu. Özellikle sizin bir geminiz varsa veyahut bir alanınız varsa arkanızdaki illere ulaşabilmek kavramıdır. İzmir gibi alanlarda özellikle dağlık alan bulunmadığı için rahatlıkla arkamızdaki illere ulaşabildiğimiz için Ege gibi yerlerde hinterlandımız daha gelişmiştir. Bursa da doğru olur. Kıyıların gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluk arasındaki fark fazladır. Kuş uçuşuna gerçek uzunluk kavramı anlatırken şöyle bir şey bilmeniz gerekiyor. Kuş uçuşu uzunluğu dümdüz bir çizgidir. Bunun için kuş uçuşu olur. Dümdüz uçmak.
Amerika kıyıları girintili çıkıntılı olduğu için ben bunu ip gibi çekersem özellikle kuş gibi olan düz çizgiden daha fazla alan kaplar. O yüzden fark arttığı için Ceyhan da doğrudur. O yüzden en fazla kıyı uzunluğumuz girinti çıkıntı çok fazla olduğu için Muğla iline aittir. Kıyılarda falez oluşumu fazladır diyor. Şimdi falez oluşum kelimesi neydi? Falez oluşumu şu. Özellikle dik olan alanlarda deniz kenarındaki uçurumlarda. Şimdi dik olan alan diyor ama dağlar kıyıya dik uzandığı için bu tür bölgelerde daha çok falez oluşum görülmez. Biz daha çok falez oluşumunu dağların boyuna kıyı olan yerlerde görürüz. Nerede görürüz diye soracak olursanız biz daha çok falez oluşumu Karadeniz gibi yerlerde hemen dağların deniz arkasından devam ettiği ve büyüdüğü alanlarda görürüz diye söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız denizde olur. Peki Edirne'ye bakacak olursak Koy, Körfez çok fazla girinti çıkıntı olduğu için bölgede Koy, Körfez sayısı gerçekten çok fazladır. O yüzden cevabımız denizde olur diye söyleyebiliriz. Diğer haritaya geçecek olursak harita işaretlemesi vermiş. İnsan eliyle su erozyonuna dair dünyadaki risk durumu haritası verilmiş falan. Ve ben bu haritaya baktığım zaman hangi ülkede insan eliyle oluşan su erozyon riski daha düşüktür diyor. Önce ülkelerin yerini bilmeniz gerekiyor. Japonya dediğimiz bölge tam olarak buradadır. Zaten kırmızı ve sarıyla işaretlenmiştir. Yüksek ve orta hatta bazen çok yüksek olmuştur. O yüzden Japonya bu grubun içinde veya bu haritadaki işaretli yerin içinde yer aldığı için Japonya'yı silelim. Peru dediğimiz bölge şu bölgede kalan bir kısımdır. Özellikle Peru'da kırmızıdan işaretlendiği için tekrardan ve sarı olduğu için bir kısmında da tekrardan su erozyonu fazladır. Brezilya dediğimiz kavram güneye yakın sağ tarafında görülür. Sarı ve kırmızı renkler vardır. Çok yüksek ve yüksek olan ve orta olan erozyon görülür. Hindistan tam olarak şu Güney Asya'nın tam uç kısmına yer alır. Özellikle Hindistan'a baktığımız zaman da sarı, kırmızı, turuncu renkleri görürüm. O zaman bu dört ülke olmaz. Ama Suudi Arabistan dediğimiz yer farkındaysanız gri ile taranmış bölgededir. O yüzden Suudi Arabistan gibi yerlerde bu tür su erozyonu olmaz. Neden diye soracak olsanız çünkü bölgede yağış çok azdır. Yağışın az olmasından dolayı da zaten bizde su erozyonu çok fazla Suudi Arabistan'da görülmez deriz. O yüzden cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Diğer sorumuza geçecek olursak bugün nüfus piramidi sorusu. Sorulması sevilen kavramlardan birisidir. Özellikle siz bu piramide baktığınız zaman dikkat etmeniz gereken şey şu. Şurada taban kısmı vardır. Biz bu taban kısmına bağımlı nüfus deriz. Eğer bu taban kısmı ne kadar genişse ve üstü o kadar daralıyorsa bu ülke gelişmemiştir. Neden diye soracak olursanız çünkü farkındaysanız doğan bebekler yaşayamamış. Doğan bebekler yaşayamadığı için ölmüş. O yüzden ölmesi yüksek olduğu için ve yüksek bir ölüm oranı olduğu için burada daha çok doğal şartlara bağımlılık fazladır. Doğal şartlara bağımlı olan ülkeler gelişmemiş olan ülkelerdir. O yüzden bölgede çocuk nüfusu çok fazla, bebek doğumu çok fazla, bebek ölümü çok fazla, ortalama ömür çok düşük, doğal şartlara çok bağımlı, sanayi gelişmemiş, tarımda modern yöntemler yok, tarım işçisi çok fazla ama tarımda gelir az, sağlık koşulları çok kötü, eğitim koşulları çok kötü. Bu tip bir ülke lazım bana. Hangi ülkeler olur diye soracak olursanız mesela Benin, Ruanda ve Burundi gibi ülkeler alabilirim. Çin ve ABD silerim bu grubun içinden. Diğer kavrama bakacak olursak diğer olayım şudur. Nüfus artırıcı politika uygulamış. Artık nüfus fazla geldiği için nüfus azaltıcı politika uyguluyor. Tekrardan nüfus azaldığı için ve ileride gençlik sorunu yaşayacağı için, genç nüfus sorunu yaşayacağı için tekrardan farkındaysanız nüfusta artıcı politika ile birlikte bebek doğumu artmıştır. Peki bebek doğumu niye artırır bir insan? Eğer ülke gelişmişse ve ülke gelişmek istiyorsa, yaşlı nüfus sorunu varsa ve ortadaki aktif nüfusun yaşlanma korkusu ile birlikte bunu besleyebilecek bir nüfus yoksa ülkede nüfus artırıcı politika olur. Bu piramide içine girebilirsiniz. O zaman ne lazım bana? Gelişmekte olan veyahut gelişmiş bir ülke. Bolivya bu grubun içine girmez çünkü gelişmemiş bir ülke. Filipinler bu grubun içine girmez, gelişmemiş bir ülke. Hindistan bu grubun içine giremez çünkü nüfus çok fazla, nüfus azaltıcı politika uyguluyor. Bunun tam tersi olması gerekiyor. Japonya burada olmak istiyor ama ne yazık ki Japonya'nın piramidi tam tersidir. Nüfusu azalan piramit grubundadır. O yüzden biz bunu almayız. Geri hangi şıkkımız kaldı? İrlanda. O zaman İrlanda ve Burundi'yi alırım ve cevabım ne olur? İdirne olur.
Coğrafya deneme soru çözümleri bu kadardı. Hepinize kolay gelsin.